Sevgili arkadaşlar, 2-6 yaş çocuk giysi kalıpları 1 modülüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tayt kalıbını çıkartacağız. Akabinde seri çizimini gerçekleştireceğiz. Yine 4 yaş ölçülerini kullanacağız. Evet, kağıdımızın uygun bir yerine soldan içeriye girerek kemer dahil, kemer ölçüsü dahil yan boy 57 cm işaretliyoruz. 1 ve 2 noktaları diyoruz buralara. Sağa doğru bir miktar çizgilerimizi uzatalım ve mesafenin 1 bölü 3'ü artı 2 santimetreyi 2'den yukarıya doğru işaretliyoruz. Bu noktayı da sağa doğru uzatıyoruz. 3 diyoruz buraya. Bir noktasından aşağıya doğru kemer ölçüsü dahil basen düşüklüğü 15 santimetre kadar iniyoruz ve ölçümüzü sağa doğru uzatıyoruz. Burası da 4 oluyor. 4'ten sağa doğru çizgi üzerinde basen genişliği 1 bölü 2. 14 santimetreyi arıyoruz. 5 noktası. 4 noktasından aşağıya doğru 7-8 santimetre kadar iniyoruz. Ve sağa doğru çizgimizi uzatıyoruz. Baldır hattını oluşturmuş olduk. Bu hat üzerinde baldır genişliği 18 santimetreyi buluyoruz. 6'dan sağa doğru. 7 noktası. 7 noktasından sağa ve sola 1,5 santimetre işaretliyoruz. Ve çizgilerimizi aşağıya ve yukarıya doğru bir miktar uzatıyoruz. 8 ve 9 noktaları diyoruz buralara. Bu aşamada aşağıya iniyoruz. 2 noktasından çizgi üzerinde 2 santimetreyi işaretleyip bu noktayı 4 noktasıyla birleştiriyoruz. Kırmızı kalemle yapalım bunu. 10 noktası diyoruz buraya. Buradan paça genişliği ölçüsü olan 9 santimetreyi işaretliyoruz. 11. Cetvelimizi 11 noktasına koyuyoruz ve iç paça boyu olan 39 santimetreyi 9 noktasından çizmiş olduğumuz çizgi üzerinde arayıp buluyoruz. Çizgimizi içeriye doğru hafif bir kavisle çiziyoruz. 12 diyoruz buraya. Bir noktasından yukarıya doğru bele kadar düz bir çizgi çiziyoruz. Kırmızı kalemle çizelim burayı. 13 noktası diyoruz buraya. Ön ortası çizgisini oluşturmuş olduk. Şimdi 5 noktası ile 12 noktasını av formu vererek birleştiriyoruz. Bir noktasından içeriye 1 cm girip 4 noktasıyla kalça kavisi vererek birleştiriyoruz. Son olarak belin yerini ayarlayalım. Çizgimizden 3 cm aşağısı. Ve bu şekilde ön kalıbı oluşturmuş olduk. Şimdi arka kalıbı da bu kalıbın üzerinden çıkartacağız. Tekrar paçaya dönüyoruz. Önde yapmış olduğumuz gibi cetvelimizi 11 noktasına koyuyoruz. 8 noktasından çizmiş olduğumuz çizgi üzerinde iç bacak boyu 39 cm'yi arıyoruz. Bulduğumuzda hafif bir kavisle iç paçayı çiziyoruz. 14 diyoruz buraya ve A formu vererek 5 noktası ile birleştiriyoruz burayı. 13 noktasından içeriye 1 cm ve yukarıya da 1,5 cm çıkarak 5 noktasıyla bu noktayı birleştiriyoruz. Bel hattımızı da oluşturalım. Arkadaki 3 cm'lik bel hattını da bulduğumuzda işlemimiz tamamdır. Şimdi bu kalıbın üzerinden kopya alarak ön ve arkayı birbirinden ayırıyoruz. Ön ve arka kalıbı birbirinden ayırdıktan sonra serileme işlemi için sıçrama noktalarını ve yönlerini üzerine belirliyoruz. Bel genişliği ve basen genişliğinin 1/4 ölçülerini alacağız. 4 tane kenarımız olduğu için 2 önde, 2 arkada. Basen düşüklüğü, baldır, paça genişliği, yan boy seri farklarına ihtiyacımız olacak. Onun için tabloya dönüyoruz. Tablomuz santimetre cinsinden vermiş aradaki farkları. 4 yaş ölçülerine göre hazırlanmıştı bizim elimizdeki kalıp. 3 yaşa 1 cm fark var. 5 yaşa 1 cm fark var. Diğer bedenlerde seri farkı yok. 1 cm'nin 1/4 isteniliyor. 0,25. İçeriye de aynı şekilde. Basen genişliğinde büyük bedenlerde 1'er cm, küçük bedende de sadece bir beden arasında 1 cm var. 2 tane 0,25 ve 1 tane 0,25. Baldır genişliğinin
seri farkını olduğu gibi yazıyoruz. 10 mm. Burada basen düşüklüğü ölçüsü kaldı. Evet, birer santimetre. 4-5 yaş arasında, bir de 3-2 arasında. Aşağı iniyoruz. Paça genişliği ve yan boylar kaldı. 4-5 yaş arası 0-5 santim, 3-2 arası 0-5 santim. 4'e de böldüğümüzde 0-2. Yan boy ölçüsüne bakıyoruz. Büyütme işleminde 2 tane 6 mm, küçültme işleminde 1 tane 6, 1 tane 4. Evet, şimdi işlemimize geçebiliriz. Büyütme işlemiyle başlayalım. Serileme yaparken iki bedeni de aynı anda yapacağız. Beldeki sıçrama noktasından yukarıya doğru basen düşüklüğü 4-5 yaş arasında 10 mm vardı. 10 mm kadar çıkıyoruz. Dışarıya da 0-25 mm kadar işaretimizi koyuyoruz. Kalçada da 0-25 cm dışarıya çıkıyoruz ve bu iki noktayı kalça kavisi vererek birleştiriyoruz. 5 yaşının kalça kavisini yaptık. Şimdi 5 ile 6 yaş arasındaki seri farkına bakalım. Burada ne basen düşüklüğünde ne de bel genişliğinde seri farkı yok. Aynı noktadan başlayacağız. Aşağıda 0-25 seri farkı var. Dışarıya 0-25 kadar çıkıyoruz ve diğer kalıbın ucuyla birleştiriyoruz burayı. Diğer tarafta da yine aynı işlem geçerli. 4 ve 5 yaş arasındaki basen düşüklüğü 10 mm, yukarıya 10 mm çıkıyoruz. Dışarıya da 0-25 mm. Aşağıda da 0-25 mm. Bel hattımızı çiziyoruz. Bu bel hattı aynı zamanda 5 yaş ve 6 yaş için geçerlidir. Şimdi basendeki 5 yaşla 6 yaş arasındaki seri farkı olan 0-25 mm kadar dışarıya çıkıyoruz. Ve diğerinin ucuyla, burada çünkü fark yok, onunla birleştiriyoruz. Baldır hizasındaki sıçrama noktasından bir tane 10 mm dışarıya çık diyor ve yukarıdaki çizgiyle bunu birleştiriyoruz. Aynı şekilde diğer taraf. 5 yaşla 6 yaş arasında baldır farkı yok. Sıfırlıyoruz bunu ve aşağı iniyoruz. Sıçrama noktasından 2 tane 6 mm aşağıya ineceğiz ve bir tane de 0,2 mm dışarıya çıkacağız. Çok az bir fark var. Paça çizgisini çizdiğimizde daha iyi anlaşılacaktır. Evet, yan çizgiyi de çizdiğimizde büyütme işlemimiz tamamdır. Büyütme işlemini bu şekilde gerçekleştirdik. Beldeki ölçülerde küçültme işlemi için de değişen bir şey yok. 4 ile 3 yaş arasında 10 mm bir basen düşüklüğü var. 2 mm'de daralma var. 0,25 cm'yi kalçadaki 0,25 cm ile birleştiriyoruz. Ön ortasında da yine aynı şekilde. 2 yaş ve 3 yaşın ortak çizgileri bunlar. Baldır genişliğinde de ortak bir ölçüye sahipler. 10 mm. Son olarak paçadaki işlemler. Bir tane 6 mm yukarıya çıkıyoruz. Bir tane de 0,2 cm içeriye giriyoruz. Son olarak da 2 yaşın paça çizgisini çiziyoruz. Önde kullandığımız seri farkları arka kalıp içinde geçerlidir arkadaşlar. Bu kadar, kolaylıklar dilerim.